Merhaba dostlarım, ben Serdar. Saçma sapan bir giriş oldu ve Altışar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. yine bana bir takım sorular sordunuz. Sizden bir takım sorular sormanızı istedim ve siz de bana güzel sorular sordunuz. Onları cevaplayacağız. Bu ikinci kayıt denemesi, çünkü az önceki kayıtta fail oldu. Başarısız oldum. Kayıt almakta başarısız oldum. Ama umarım şimdi başarılı olacağım ve videoyu bitirdiğim zaman da güzel hissedeceğim. Çünkü başarılı olduğuma inanacağım. Evet, sesim azıcık bir şey olabilir. Bilmem nasıl olabilir. Küçük bir yorgunluk falan bir şey sezebilirsiniz. Az önce ses kaydından çıktım. Ondan kalan bir yorgunluk var. Çalışılıyor yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kanalda. Ha? Güzel. İyi o zaman. Çok şey yapmadan başlayalım. Çaylarınız hazırsa, benimkiler hazır. Eğer değilse hemen şu an videoyu durdurup bir çay koyabilirsiniz, bir çay alabilirsiniz. Ben bitki çayı içiyorum şu an çünkü ne olur ne olmaz bir bünyeyi güçlü tutmak lazım. Bu aralar dikkatli olun siz de. Maskelerinizi sakın, dezenfektörleriniz yanınızda bulunsun. Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmanız çok da önemli değil gibi şu an. Bakalım o zaman başlıyoruz çok şey yapmadan. Evet, küçükken olmayı hayal ettiğin gibi biri olabildin mi? Evet. O yolun üzerindeyim en azından. Bir küçükken belli bir yolda olmayı, bir yere doğru gidiyor olmayı istiyordum ve oradayım şu an. Hayal ettiklerimin bir kısmını yapmakta biraz geciktim ama onları şu an yapıyorum. O yüzden bir çekincem veya bir şeyim yok. Bazı şeyleri ise hiç hayal etmemiştim. Öylece oldular. Bu videoda onun bir kanıtı şu an sizlerle konuşuyor olmam. Şu an böyle bir şey yapıyor olmamız, işte belli videolar yayınlar, sizler yorumlar falan. Bu da bunun bir kanıtı. Hayat böyle bir şey sanırım. Güzel oluyor. Ama çoğunlukla evet, olmak istediğim yoldayım. Hayal ettiğim yere doğru gidiyorum. Ama ben hiçbir zaman yerimde duran birisi de değilim. Benim, affedersiniz, kışım hep kaşındır. O yüzden yolda koşturmayı, sürekli gitmeyi, bir yerlere doğru gitmeyi hep severim. Hiçbir noktada artık fiziksel olarak ve mental olarak okay, ben çok yoruldum, başka hiçbir şey yapamayacağım hayatta. Ben buraya oturup şurada yaşayacağım hayatımın sonuna kadar demedikçe herhalde hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğim. Hayal kurmayı durdurmayacağım. Her zaman yeni bir hayal olur. Evet, bu böyle. Çayımızdan içelim. Eğer bir korku filmi çekecek olsaydın hangi yönetmenleri kendine örnek alırdın? Hangilerinden uzak olurdun? Bu aralar gözüme çarpan iki yönetmen var. Yani ne kadar bir tanesinin son filmi gerçekten çok kötü olsa da. Birincisi Mike Flanagan. Çok güzel bir, iyi bir korku yönetmeni. Aslında şey yapıyor. Son zamanlarda korku filmleri veya dizileri yapmaktan çok korku temalı işler yapıyor. İşte gotik romantik veya belki biraz daha fantastik veya böyle gizem gibi şeyler yapıyor. Korku odaklı olmaktan çok korku temalı ama başka konular odaklı işler yapıyor. Onu kendime örnek alıyorum. Ama özellikle yani Haunting of the Hill House müthiş bir diziydi. Netflix'te var, korku seviyorsanız onu tavsiye ederim. Diğeri de James Wan. James Wan'ı çok seviyorum çünkü çok orijinal, çok yaratıcı korku sekansları var. Bir de çok klişe konuları alıp onları çok modernleştirebiliyor. Kendi kafasına göre işleyebiliyor. Özellikle Conjuring 1, Conjuring 2 ve Conjuring 3 diyeceğim artık. The Devil Made Me Do It. O üç filmin üçünü de çok beğendim. Birinci film en iyisi tabii ki. Ama üçünü de çok çok beğendim. Onlar böyle ayrı bir klasmanda diğer korku filmlerine kıyasla. Aslında Mike Flanagan da aynısını yapıyor. Şimdi çok oraya girmeyeceğim. Korku filmlerini konuşacağımız, hani korku türü veya korku filmler üzerine konuşacağımız apayrı bir içeriğimiz olur. Apayrı bir içerik görürsünüz. Ama ikisini beğeniyorum. James Wan ve Mike Flanagan'ı beğeniyorum. Mike Flanagan da aslında aynısını yapıyor. O da böyle bir klişe konuları alıp onları modernleştiriyor. Farklı bir aroma katıyor. Farklı bir noktaya getiriyor. Korku türünün evrimleşmesine şey oluyor. Şimdi korku yönetmeni değil kendisi. Çoğunlukla korku filmi yapmıyor ama Ridley Scott da aynı şekilde. Alien çok güzel bir film. Tavsiye bir şey vardı ya. The Thing yapan kimdi ya? Wes Craven değildi. Neyse, adını unuttum şu an. The Thing
de de çok güzel bir film ama genelde devam şeyleri çok iyi gelmiyor. Neyse bunlar. Uzak durduklarım daha ne bileyim abi çoğu yönetmenden uzak durdum herhalde şu çağda. Korku filmi anlamında en azından korku filmi çekecek olsam çoğu yönetmenden uzak dururdum. Çünkü çok hoş şeyler ortaya çıkmıyor. Böyle telefon kamerasıyla Karadeniz kıyısında çekilmiş filmler gibi bir şeyler var. Yani yabancı filmlerden bahsediyorum. Yani gerçekten bir telefonun kamerasıyla Karadeniz kıyısında çekilmedi. Ama öyle hissettiriyor film. Gerçekten öyle hissettiriyor. Neyse bunlar da böyleydi. Altı çay videolarından önce aklıma güzel soru gelmiyor. Ama videoyu izlerken aklıma geliyor. Soru herhalde. Neyse al şeftali. Güzel. O zaman şu an bu videonun altına soruyu yazabilirdin. Benim de salak kafam. Bir önceki dönüp yani soruları kaybettim. Soruyu yazdım. Belgeyi kaybettim ama yani dönüp eski videodan alsana soruları. Şu an şey yapamadım. Neyse. Sonraki videoya kalsın o zaman. Sonraki videoda söz vereyim. Önceki videoya gelen soruları da bu videoya gelen sorularla birlikte sonraki videoda o soruların hepsini işleyeceğim. Yine sorarım size neler soracaksınız diyeceksiniz tabii. Bu arada bu videonun altına sonraki videoda yanıtlamamı istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Çekinmeyin onu yapmaktan. Ayrıca onun da Discord sunucumuz da var. Oradan da sorabilirsiniz. Instagram'dan ve Twitter'dan soru sorarsanız doğrudan yanıtlarım onları ben. Yani o an size yanıtlarım. Onlar da bir şey. Onların bir şeyleri de hesaplarda aşağıda durur. Neyse öyle. Sorularınızı bu şekilde şey yapabilirsiniz. Bu soruyu da bunu söylemek için bahane olarak kullanmış olduk. Şeftali içine çok teşekkürler. Şeftaliler güzeldir. Ben de çay içeyim şu an. Hayatından memnun musun? Keşke şöyle olsaydı dediğin bir durum var mı? Ben hayatımdan memnunum. Yani ben hayatımdan şu an çok memnunum. Bir şeyler gelişiyor. Bir yerlere doğru gidiyorum. Bunu somut bir şekilde hissediyorum ve bu güzel bir his. Kaybolmasını istediğim bir his değil. Ama yani belki son 3-4 yıldır bu durum böyle. Ondan önceki birkaç yıl biraz daha böyle donuk, durgun geçti. Onun öyle olmasını istemezdim belki. O yüzden böyle sanki böyle 1-2 yıl kaybetmiş gibi hissediyorum ama yani açıkçası şu an telafi edebiliyorum galiba onları. O yüzden memnunum ya. Hayatımdan memnunum yani. İlk sorunun ilk kısmını net bir şekilde cevaplayabilirim. Ben hayatımdan çok memnunum şu an. Yani şu an sizlerle konuşuyorum. Hayatımdan nasıl memnun olmayayım? Aha. Yine benzer bir soru. Kanalın gidişatından memnun musun? Kanalın gidişatından çok memnunum. Kanalın gidişatından bu aralar her gün biraz daha memnun oluyorum. Onu da söyleyeyim. O yüzden biraz daha da enerji harcamaya çalışıyorum. Sizler için. Kanala güzel içerikler çıkarmak için. Daha dolu dolu ve yoğun içerikler çıkarmak için. Metin Boz ile video gelir mi? Metin'le daha önce video yaptık. Video gelir mi? Yani o gelip beni bir dürterse abi video yapalım derse ben kırmam. Güzel olur, keyifli de olur. Ama genelde biraz böyle tek takıldığım için insanlar çok yanaşmıyor video için veya başka bir şey için. Biraz şeyi seviyorum ben böyle tek başıma bir şeyleri deneyimlemeyi seviyorum. En azından kendi kanalımda, kendi çapımda. İşte oyun oynarken ve içerik çıkarırken biraz tek takılmayı seviyorum. Biraz kişisel bir insanım. Azıcık içeri dönük bir insanım. Normal bir şey. Ama insanlardan böyle bir teklif geldiği zaman, şey yaptığı zaman da bir şey yapmıyorum yani. Onu da kabul ediyorum. Bu da bir deneyim sonuçta. Güzel bir şey. Öyle genel olarak memnunum ya. Hayatımdan da memnunum. Kanaldan da memnunum. Dediğim gibi her gün biraz daha memnun oluyorum. Tabii şu an tamamen bireysel şartlardan konuşuyorum. Bireysel olmayan şartlardan konuşmayacağım. Bilgisayar mühendisliği okumasaydın hangi bölümü okurdun? Yani bilgisayar mühendisliğine birlikte oyun yapacağım insanlar bulmak için geldim. Birlikte iş yapacağım veya beni geliştirebilecek insanlar bulmak için geldim. Bunu da yaptım yani. Gerçekten güzel çevre edindim, güzel arkadaşlar edindim. Onu okumasaydım hangi bölümü okurdum? Yani şeyi çok istiyordum. Aslında hayatımın bir noktasında astronomi ve uzay bilimleri okumayı çok istiyordum. Arkeoloji ile alakalı bir şey okumayı çok istiyordum. Ama belki yine daha yakın bir motivasyonum olduğu için belki bilgisayar mühendisliği... Hoş o yıllarda var mı bilmiyorum. Oyun tasarımı bölümü. Oyunla alakalı bölümler var mıydı bilmiyorum. Varsaydı onları okuyabilirdim belki. Oyun tasarımı ve oyun yapımı üzerine kurulan bölümler. Ama 2014'te var mıydı bilmiyorum. 2014'te girdim okula. O zamanlar olmayabilirdi. Çok hatırlamıyorum. Ya belki çevrem yeterince şey yapmamıştır. Belki de vardır bilmiyorum. Çok fazla şey bilmedim bu soruda ama biraz sonra çok fazla şey bileceğim.
Herkesin sevdiği ama senin nefret ettiğin bir oyun ya da oyun serisi var mı? Yok herhalde ya. Yani belki bu sorunun cevabı çok yakın zamana kadar FNAF olabilirdi ama son oyun güzel. En azından doğru yönde atılmış, doğru adımlar. O yüzden böyle bir şeyim yok. Zaten çok öyle nefret ettiğim bir şey yok ya. Nefret etmek çok, çok kişisel bir şey. Böyle orada bazı başka duyguların devreye girmesi gerekiyor. Böyle bir şeylere içerlemeniz gerekiyor. Bir şeylere çok öfkelenmeniz gerekiyor veya çok kişisel algılamanız gerekiyor. O yüzden bir şeylerden çok nefret etmiyorum. Böcekler dışında böceklerden nefret ediyorum. Böceklerden nefret ediyorum. Böceklerden çok nefret ediyorum. Böcekler oyun değil ama onlardan çok nefret ediyorum. O yüzden şu an çayımı içeceğim. Sakinleşmek için. Benim sorum nedir? Benim sorum basit affedersin. Benim sorum nedir abi? Abi ben bir soru soracağım. Soramıyorum ya. Benim yerime bir soru sorsana. Benim sorum basit. Gerçek nedir? Şimdi işlerin bu noktaya gelmemesini umuyordum. Bunu saklamayı umuyordum bir süre. Bunu açıklamamayı, göstermemeyi umuyordum. Ama ne yazık ki artık buradayız. Buradayız. Ve işler artık geriye sarılamayacak, düzeltemeyecek bir yere geldi. O yüzden bunu size açıklamam gerekiyor. Gerçek bu. Yani gerçek şu ki, gerçeklik bu. Bu gerçek. Ve gerçek bu. Biliyorum. Çok kabul edilebilecek bir şey değil. Ama belki gerçekliğin gözlerine bakarsanız birazcık daha ikna olabilirsiniz. Oldunuz mu? İkna oldunuz mu? Güzel. Gerçeğe çok bakmamak lazım. Gerçekler acı verebilir. O yüzden böyle yani. Gerçek bu. Gerçek oydu. Abi memleket neresi? Kıbrıs. Artık geri dönemeyeceğim bir memleket sürecin. Kendin üzerinde çalıştığın bir hobin veya projen var mı? Yani kendi üzerinde çalıştığım... Şimdi şöyle, hayatımda birkaç tane şey var ve onlar böyle hobi, proje, iş arasında gidip geliyor. Böyle %30'luk dengeler kurmuş bulunmaktayım. Yani YouTube'u bir iş olarak kabul edersek yazarlık yapıyorum ben. Hikayeler yazıyorum, ediyorum. Hikaye anlatımı yapıyorum. Yani kitaplar falan yazmaya çalışıyorum. Bazı yerlerde yayınlıyor olabilir artık. Onu yapmaya çalışıyorum. Yazılı hikayeler. Onun dışında bir oyun yapmaya çalışıyoruz arkadaşlarla. Hoş, o iş tanımına daha yakın olabilir şu an. Daha bir şey yapmadık ama bir iş tanımına o daha yakın olabilir hobiden çok. Onun dışında biliyorsunuz çeşitli yazılar yazıyorum. Bunları sosyal medya hesaplarımı takip ediyorsanız yazdığım yazılara bakabilirsiniz. Genelde alakalı konularla ilgili yazıyorum. Bazen çok farklı yerlere falan dalıyorum. Bunların hepsi hobi. Bunun söylemediğim ne var diye düşünüyorum. Söylemediğim hobim vardır illaki. Bunlar arasında YouTube'da katabilirsiniz. Çünkü bunların hepsi artık şey, böyle bütün yaptığım şeyleri topladığınız zaman part time bir işim oluyor gibi bir durum. Ah, Bitcoin bro, Bitcoin, dolar yüksek, her şey sıkıntı, neyse. Yaptığım her şeyi topladığınız zaman yarı part time bir işim oluyor gibi düşünebilirsiniz yani. Ay, ay. Oyun ne durumda? Dur şu çayı da içeyim. Sonraki sorudan spoiler verdik ne yazık ki. Oyun ne durumda? Bu yaz oynayabilir miyiz? Şimdi bu oyunu bu yaz oynayabilirsiniz dersem ben, oynayabilirsiniz dersem yanlış yapmış olurum. Sizi olmalık bir beklentiye sokmuş olurum. Belki oynayabilirsiniz, belki de oynayamazsınız. Şimdi bunu bilemeyeceğim. Çok net ve kesin bilgiler veremiyorum. Çok tarih ve çok belirli zaman aralıkları da veremiyorum. Ama vermek istiyorum. Ancak bunu diyebilirim. En yakın şey bunu diyebilirim. Ve inanın sizlere ben bilgi vermek istiyorum. Gerçekten bilgi vermek istiyorum. Bilmiyorum, belki yakında daha fazla şey duyarsınız. Oyundan, hangi oyundan bahsediyorum diye soruyorsanız.
Echoes of Insanity diye bir korku oyunu yapıyoruz. Aşağıdan hemen sitesi var. Açıklamalarda oyunun sitesi var. Oradan bakabilirsiniz. Oyunun YouTube kanalı da var. Sitesinden oraya ulaşabilirsiniz. Veya benim kanalımda hemen videolar üzerinden veya çeşitli kartlar üzerinden, videolar böyle sağ üst köşesinde çıkan kartlar üzerinden oyunun YouTube kanalına da bakabilirsiniz. Böyle bir şey var. İnkar etmeyin artık. Bizim bir korku oyunumuz var falan. Kafayı yiyor artık en sonunda. YouTube tarafından YouTube'da geçirilen 8-9 yılından sonra artık kafayı yemişim falan. Hiç içinden çıkamadığın bir depresyon oldu mu? Hiçbir şeyin zevkli gelmemesi, kimseye birden güvenmemeye başlamak, kimsenin seni sevmediğini hissetmek gibi. Evet, oldu. Hayatım bir yaklaşık 3-4 yılı öyle geçti. Her yıl ile biraz daha kötü hale geldi. Ama eninde sonunda yani bir noktada sanırım şunu dedim. Okey, bu böyle olmaz. Ben bir şekilde bir yerden çözmeye başlayacağım dedim. Biraz da yardım aldım. Yardım gerçekten çok getirisi oldu, onu söylemek istiyorum. Ama yani bu noktada önemli olan senin ne adım atacağın. Yani sizin ne adım atacağınız. Böyle bir durumda hangi adımların atılması gerekiyor? Nasıl bir adımların atılması gerekiyor? Adımların atılması gerekiyor. Benim yaptığım şey kendimi dışarıya çıkarmak oldu. İnsanların arasına karıştım. Okuldaki kulüplere falan girdim. Arkadaşlar edinmeye çalıştım. Çok zamanlı oldu bunlar. Ve birden şöyle olacak bir şey değil yani. Olmaz. Gerçek dünyada şöyle hiçbir şey olmaz. Ne sorunlar çözülür. Şöyle sorunlar çıkar. Ama böyle çözülmez. Daha fazla zaman alacak. Çok böyle yavaş yavaş, aşama aşama olacak. Ama eninde sonunda böyle bir nokta olacak. Böyle geriye bakacaksınız ve diyeceksiniz ki vay, ben oradaydım, buraya geldim. Şu an bambaşka bir şey oluyormuş. Oluyor çünkü yani. Oluyor böyle. Böyle bir durum oldu. Ve de çıktım. Kesinlikle çıkamayacakmış gibi hissettim. Kesinlikle bir döngüye veya böyle bir köşeye sıkışmış gibi hissettim. Ama çıktım yani, oluyor. Rahat rahat ondan sonra takılabilirsiniz. Çok daha güzel zamanlar geçirebileceğiniz, yani zamanlar geliyor diyeyim. Bu arada bir şey yapamadım ama. Öyle. Entelektüel birikimini nasıl elde ettin? Bununla. Entelektüel birikimi bununla elde ettim. Şaka bir yana bu şaka değil. Bu şaka değil. Yanlış anlamayın. Yanlış anlarsanız çok yanlış sonuçlar olur. Bol kitap okudum. Bana getirisi olacak kitaplar okudum. Onun için kurguda dahil, romanlara dahil. Yani boş boş romanlar, hikayeler okumak yerine biraz daha dolu, biraz daha yoğun, biraz daha anlamlı şeyleri okudum. Bu noktada şey ayrımı falan yapmayacağım. Şunlar daha iyi, şunlar değil demeyeceğim. Zaten ara sıra görüyorsunuz. Yine Instagram'dan takip ediyorsanız orada okuduğum şeyleri az çok paylaşıyorum. Nasıl şeyler okuduğumu az çok bilirsiniz. Benim tercihlerim o yönde. Özellikle şu kitaplar çok boş demeyeceğim. Ama bol bol kitap okudum. Bol bol video izledim YouTube'da. Bu videolar yine şey değildi. Hani fidget spinner falan değil. Veya trendler falan değil yani. Veya random stuff değil. Rastgele şeyler değil. Biraz bilgi şeyler. Bazıları coğrafya, bazı şeyler izledim. Bir kısmı felsefiydi. Bir kısmı işte bilim kurgu, sanat şey falan filan. Komple gidip böyle belgesel tarzı şeyler izlemedim. Ama yani hayata biraz şu açıdan bakarsanız, okey, şu anda yaptığım şeyden ben nasıl getirirler, nasıl yararlar alabilirim? Ya burada tamamen, ya evet, pragmatik bir yaklaşım. Bencillikle değil de, bencilliği barındırmayan bir pragmatizmle yaklaştırdığınız zaman içinde bulunduğunuz durumdan bana keyif de dahil, nasıl keyif alabilirim? Hem de nasıl getiriler alabilirim? Dediğiniz zaman onların faydasını, sonuçlarını görmeye başlarsınız bence. "146 ismini nereden buldun, nasıl aklına geldi?" Yani her birimize birer gezegen atadılar. Bu gezegenleri de tamamen böyle bir kasenin içine çeşitli taşlar koydular. Üzerine sayılar yazdılar. Ben de 146. gezegen çıktı. Ben de isme bunu koydum yani. Diğerlerinin arasından ayrılmak için. Çok şey olmamak için. Mouse nerede lan? Mouse'u kaybettim ha. Ben panik yaptım. Mouse'um gitti. İmleç yok ekranda diye. Panik yaptım bir an. Okey, şu gözümün önünde dursun.
Böyle yani 146. gezegen bana atandığı için ben de ismimin sonuna 146 ekledim. Senin ismin ne Serdar, benim ismim de Serdar. Bari senin ismin 140 falan. Böyle bir şey oldu. Seçme şansın olsaydı nereli olmak isterdin ülke olarak? Ya bilemeyeceğim ya. Yani ben şey değilim. Nereli olduğumu değiştirmek isteyen birisi değilim. Ah kaderin oyunları, doğduğum büyüdüğüm toprağa bak ve ah içinde bulunduğum şehre bak diyen birisi değilim. Dünyanın herhangi bir yerinde yani güzel bir ütopyanın veya rahat rahat bir yaşamın veya huzurlu bir yaşamın beni beklediğini düşünen bir insana değilim. O kadar naif değilim, o kadar saf değilim. Dediğim gibi bazı haberleri, bazı şeyleri takip edebiliyorum. Dünyanın gerçekten cılkı çıkmış durumda. O yüzden şey öyle bir şeyim yok. Yani ne olurdu, neresi olabilir bilmiyorum. Berlin hakkında çok güzel şeyler söyleniyor. Belki İsviçre, Yeni Zelanda güzel olabilirdi bak. Çok saçma ama Yeni Zelanda güzel olabilirdi. Belki Güney Kore falan. Japonya istemiyorum. Belki Güney Kore güzel olabilirdi. Belki yazarlığımdan dolayı Fransa olabilirdi. Bir şeyler yazmak etmenin, yazmanın etmenin bir değeri olabileceği bir yer olabilirdi. Bak şey de fena değil bak. ABD o kadar gelişmiş bir yer. Yani gelişmiş dediğim ABD'nin her yeri gelişmiş değil. Yani rezervasyonu var, çok fazla yeri var. Yani o yüzden çok öyle yüceleteceğim bir nokta değil. Ama o kadar büyük ve geniş bir yer ki kendi içinde bir ekonomi döndürebiliyor. Kendi içinde bir pazar döndürebiliyor. Yani kendi içinde döndürdüğü pazarla rahat rahat iş yapabiliyor. Mesela orada bir şeyler yazıyor olsam, bir kitap yazıyor olsam, orada bir kitap tutturduğunuz zaman çok daha büyük bir pazara etkiliyor falan. Yani belki orası olabilirdi o yüzden. Ama bunun dışında şey değilim yani. Şu an kendi ne bileyim içinde olduğum ortamı geliştirmeye çalışıyorum. Bir şeyleri de düzeltmeye çalışıyorum. Kendi çevreme destek olmaya çalışıyorum falan. Yani böyle bir durum var biraz. Böyle bilmiyorum bu cevap ne kadar tatmin etti ama... Hala FNAF'tan zevk alıyor musun ve sence oyun iyi mi? FNAF'tan zevk alıyorum şu an. FNAF'tan daha önce zevk almıyordum. Yani son oyun dışında 4'ten beri ben FNAF'tan zevk almıyordum. Five Nights at Freddy's 4'ten sonra. 4'ü çok severim çünkü. Sister Location'ı sevmedim. Pizzeria Simulator'u sevmedim. Bitirmedim de zaten Pizzeria Simulator'u. Ondan sonra Ultimate Custom Night çıktı. Hiç oynamadım. Help Wanted çıktı. Hiç oynamadım. Ama şu an Security Breach güzel. Ben keyifle oynuyorum. Çünkü standart bir korku oyunu gibi. Kendi bir aromalarını da katmışlar. Doğru yönde atılan doğru bir atım. Bu noktadan sonra olacak olan ilerlemeye devam etmesi oyun ve markanın. Son oyunları olmaması lazım. Bence devam edilmeli. Devam etsinler. Biz de daha fazla oynayalım abi. Yani ne diyeyim bu noktada. Yani böyle. Yani şu an FNAF'tan zevk alıyorum. Evet. Şu an oyun iyi. Daha iyi olabilir. Çok daha iyi olabilir. Ama şu an iyi. En azından eskisi kadar kötü değil. No Way Home izledin mi? Evet, Spider-Man'i izledim. İzlediysen fikrin nedir? Çok beğendim. Çok coştum. Çok heyecanlandım. İki kere izledim filmi. Yani ilk kere izledim, ikisinde de heyecanlandım. İkisi iki kere izledikten sonra ayrı bir coştum. Ayrı bir güzel bir tartışma ortamı şey falan filan. Güzel yani. Her şey çok güzeldi. Ben tavsiye ederim. Net bir şekilde tavsiye ederim. Şu an spoiler vermeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Ya, tavsiye ederim. İzleyin. Ya özellikle önceki filmleri izlemişseniz lütfen bunu da izleyin. Bir yudum daha alıyorum. Küçükken kaç yaşındaydın? 22. Ama 23 de olabilir. Emin değilim. Bir bakmak lazım. Öyle. Eğer bir oyun yapacak olsaydın teması ne olurdu? Bunu açıklar mısın? Düşünmem lazım. Yani en güçlü olduğum yan tür korku. Korku türüne çok hakim olabiliyorum. Onun dışında beni en fazla dehşete düşüren şey derin denizler, derin okyanuslar. Yani bir denizin ve okyanusun dibinin görülmemesi beni dehşete düşürüyor. Ölebileceğim bir
halden çıkıyorum yani, kontrolsüz bir korku ve dehşet yaşıyorum. O yüzden belki denizin dibinde geçen bir şeyler olabilir. Korku türünün kendi içinde kozmik korkuyu çok seviyorum. O yüzden belki kozmik korku, böyle denizin altında, denizin dibinde geçen bir kozmik korku oyunu olabilir. Alien'ı ve The Thing'i çok seviyorum korku filmi olarak. Geleneksel korku türleri de çok güzel ama kozmik korkunun içinde The Thing ve Alien'ı çok seviyorum. Eski filmler, 80'lerde çekilenler, 70'lerde mi 80'lerde mi öyle bir şey. Belki onlar temel alınabilir. En azından onlardan ilham alınabilir diyeyim. Çok böyle biraz da böyle Lovecraftian olsun, bir delilik olsun içinde, bir çılgınlık olsun falan. Belki çılgınlık veya insan eti falan. Kim bilir abi, belki bir şeyler olur yani. Şu an belki bir fikir verdin yani. Belki bir şeyler yapacağız ileride. Bakalım. Bakalım. O zaman ve son yudumumu da alayım. Ay, zencefilli çay içiyorum ve her yudum ayrı bir yakıyor, ayrı bir şey yapıyor. Evet, değerli dostlarım, ahbaplarım. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Ben bu soruları yanıtlamaktan büyük bir keyif alıyorum, büyük bir zevk alıyorum. Umarım siz de sormaktan zevk alıyorsunuzdur. İzlemezseniz de olur, sorsanız yeter falan böyle. Sadece kendi başıma ekrandaki soruları yanıtlıyormuşum. Kayıt alıp yayınlamıyorum da falan. Umarım siz de yanıtlarımı duymaktan keyif alıyorsunuzdur. Sorularınız varsa yine lütfen aşağıdaki şuraya yazın abi. Yan tarafa yazmanızı istiyorum falan. Aşağıdaki yorumlara, yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Aynı şekilde Discord'dan da bana ulaşabilirsiniz. Yani Discord'dan bana ulaşabilirsiniz derken, Discord'da bir sunucumuz var. Orada bir altı şey bölümü var. Oraya sorularınızı yazabilirsiniz. Discord'dan bana ulaşmaya çalışmanıza gerek yok. Discord'u biraz daha kişisel bazda kullanıyorum bir de. Hani bir oyun işlerini falan kullanıyorum. Onun dışında çok bir şey yapmıyoruz. Neyse. Böyle doğrudan yanıtlamamı istediğiniz sorular varsa, ben altı şeyini beklemeyeceğim birader, ben sana soracağım diyorsanız, böyle kısa sahip olduğum zaman içinde cevaplanabilecek bir soruysa, Instagram ve Twitter üzerinden cevaplarım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yoksa şey derim yani, biraz daha böyle bir iyice sohbet muhabbet kıvamında bir soruysa, ben size derim. Okey, bunu sanırım altı çayında sorsan daha güzel, daha hoş olabilir. Orada güzel şeyler yapabiliriz derim. Öyle. Açıklamalarda bir takım linkler var bahsettiğim. Her şey bu videoda bahsettiğim. Her şey açıklamalarda mevcut. Ben yorulmuşum. Neden yorulmuşum şu an anlamadım. Sorularınız çok yordu. Beni çok yordunuz be bu soruda falan. Öyle. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu, keyifli ve çaylı kalmanız dileğiyle. Bay bay.